Değerli arkadaşlar, herkese merhaba. Paylaştığım videoların altında şöyle bir yorum gördüm. Abi hep Adana'dan paylaşıyorsun. İstanbul'dayız, Adana'ya gidemiyoruz. İstanbul'da uygun fiyatlı yerler yok mu? Ben de size bu uygun fiyatlı yerlerin merkezi olan bir yere getirdim size. Cebimde 50 liram var. Bu 50 lirayla kaç mekan gezeceğiz, neler yiyeceğiz, inanamayacaksınız. Hadi başlıyoruz. Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Ben şimdi bir tane Adana dürüm istiyorum sizden. Tabii, içinde yeşillik olsun mu? Yeşillik olsun, evet. Tabii, pişmiş biber alır mısınız yanında? Lütfen. Tabii efendim. Kolay gelsin. Kebabım geldi. Buradaki konu şu, Antep usulü bu şekilde servis ediyor. Yanında ezme geldi, ayran geldi. Başlıyoruz. Burada olay, Güngören'in tamamında Antep usulü olması avantajı var. İstanbul'un göbeğinde böyle bir şey yiyorsunuz. Tam Antep'teki gibi. Bu arada dana eti kullanıyorlar. Onu daha önceki geldiğimde bu mekanın kasaphanesinde de indim. Orada tertemiz, hijyenik bir şekilde yapıyorlar dana etinden. Antep'te ilk üniversite okumaya gittiğimde bana böyle dürümü açık getirdiklerinde ben Adana'da alışkın değildim buna. Kendim dürüp yiyorsun. Burada da bu şekilde. Adana yiyorum ama Antep usulü. Kısırlıkta kendini gösteriyor. Et gayet lezzetli. İçinde böyle yeşilliğim de var. Çok iyi. Ezmemizden de alalım. Yemek yeme tamam. Çay ikram ediyorlar. Çaydan sonra hesabı ödeyip buradan kaçacağız. Kaç öğünde karnınız doyar sizin? Bir günde kaç öğün yemişliğiniz var? Bunları yorumlara yazın. En fazla yiyebilenle bir gün geçirmek istiyorum. Hesap alabilir miyiz? Eyvallah. Şöyle bir elimde falan diye alayım. Hesap geldi. Kebap 12 lira. Ayran 2 lira. Güngören kebap Çetin Usta'da. Hesabımızı ödüyoruz. Kaçıyoruz buradan. Bir de şekeri de ikram olarak yollamışlar. Hayır, ben çok şeker tüketmeyeyim. Şunları koyuyorum. Paramın geri kalanını alıp kaçacağım buradan. Kaldı 36 liramız. 36 liraya Güngören'de gezmeye devam ediyoruz. Çetin Usta'dan çıktık. Burası gayet lezzetli. Burada iki tane ünlü yer var. Biri Cezayir'in yeri, biri Çetin Usta. Ben Çetin Usta'yı tercih ettim. İkisini de denedim daha önce. Çetin Usta'yı tercih etmemin sebebi lezzetleri birbirine yakın ama burası daha sakindi. 14 liramızı ödedik, çıktık. Şimdi devam ediyoruz. Kaldı cebimizde 36 lira. Şimdi ikinci mekana gidiyoruz. İkinci mekanda ne yiyeceğiz bakalım. Bir de burada Günaydın var. Burada beyran içebilirsiniz. Güngören'de ne yenir adlı videom var. Güngören'de ne yenir videomda oradan bahsetmiştim. Burayı es geçiyorum bugünlük. Bugün başka bir yere geçeceğiz. Daha önce denemediğim hizmet kardeşlere geçeceğim. Buranın lahmacunu çok övüldü. Hadi gidip lahmacun yiyelim. Az önce görüntülerini gördüğünüz Antep usulü kuzudan yaptıkları lahmacun önümde. Dev bir lahmacun, zaten Antep usulünü bilen bilir. Şimdi yeşillik boldur Antep usulünde. İnceciktir hamuru ve geniştir. Adana'da biraz daha küçüktür. Burada büyüktür lahmacun. Şimdi hemen dalalım buna gömmeye. Üzerine tabii ki maydanozsuz olmaz bu iş. Azıcık da limon sıkıyorum. Etin tadını bozmadan azıcık limonu severim ben. Biraz da acı atacağım. Oradan göremediniz tabii acı macı attığımı da. Şöyle bir şekilde bürüldü. Leziz, çıtır bir lahmacun gibi görünüyor. Hadi bakalım.
bizim oraları sevmeyeyim de ne yapayım ya? Adana, Antep, Hatay, Urfa. Oralar gerçekten gastronomi anlamında yani veya yemek anlamında, kelimeleri biraz daha Türkçe seçeyim, şahane değil mi ya? Yani lezzet akıyor her yerden. Şimdi lahmacun yemiyoruz. Çıtır. O sebzelerin, baharatının geldiği lezzetli bir lahmacun. Çıtır, güzel ve Antep usulü bir lahmacun yiyebilirsiniz. Buranın adı Hizmet Kardeşler. Ben yemeye devam ediyorum. Lahmacunu gömdüm bir solukta. Hesabı değil, gidiyoruz. Hadi. Bir hesap alalım. İstanbul'da Güngören'de böyle bir lahmacun yiyeceğimi düşünmemiştim açıkçası. Şimdi yemek yemeye devam ediyoruz. Sıradaki mekana gidiyoruz. Ustam kolay gelsin. Sağ olun. Şimdi ben üniversiteyi Antep'te okudum. Evet. Ve bizim ana öğünlerimizden bir tanesi nohut dürümdü. Evet. Nedir bu nohut dürümü sırrı? Bize anlatsana bunu. Nohut dürümü hocam, kuzunun ilik kemiğiyle haşlıyoruz. Kuzu ilik kemiğiyle haşlıyorsunuz. Evet. Kuzunun ilik kemiği haşlandıktan sonra, daha sonra biz bunu burada bu şekilde üzerine yeşillik atıp... Sadece haşlıyor musunuz? Sadece haşlıyor. Başka hiçbir şey yoktur yani. Tamam. Sadece haşlıyor. Haşladıktan sonra burada üzerine yeşillik atıyoruz. Yeşilliği attıktan sonra... Az soğan olsun benim tabii ki. Az bir şey soğan atıyoruz tadını getirmesi için. Tamam. Bana ve bu pul biber. Tamam. Olmazsa nohut dürümünde olmaz. Eyvallah. Bu limon suyu. Bildiğimiz eşki yani. Limon tuzunu biz burada kendimiz limon suyu olarak da yapıyoruz. Çok iyi. Bu da olmazsa olmaz yani, tat vermez. Güzel. Bu şekilde şu anda... Hazır mı? Dürümümüz eline sağlık. Ben yemeğe geçiyorum. Kuzu kemik suyuyla pişen nohutumu dürüm haline getirdik ve yiyeceğiz. Ben üniversitede dediğim gibi Antep'te bizim öğrendiğimizin ana temel yemeklerinden bir tanesi o zaman 1 liraydı. 2005'ten bahsediyorum. 1 liraya karnımızı doyurduk. Ve bunu yiyince akşama kadar da acıkmazsınız. Bunun sırrını ben sorayım size. Nohuttan dürüm mü olurmuş demeyin. Güngören'de köy içinde hamonun yeri burası. Buraya gelin. Hesabınızı ödeyip kaçalım. Ustam ne kadar? Afiyet olsun. 6 TL. Şöyle buyur. Dur 1 lira da vereyim ben. Bozuk varsa da. 1 lira bozuğunu da. Aynen onu da vereyim. Evet. Şöyle buyur. Buyurun. Allah yüzünü bereket. Eline sağlık. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Güngören köy içinde gezi devam ediyor. Gittik. Kebabımızı yedik 14 lira. Üstüne lahmacun yedik 7 lira. 21 lira. Üstüne de nohut dürümü gömdük. 28 lira para harcadık 3 tane mekanda. Şimdi bunların üstüne bir Antep tatlısı gerek değil mi? Bu Antep tatlısının adı katmer. Şimdi katmerci Ahmet Usta da katmer yiyeceğiz. Bakalım orada fiyat ne kadar? Paramız kalırsa bir şeyler daha yeriz. Paramız yoksa artık yolumuza devam ederiz. Hadi başlıyoruz katmere. Usta kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Şimdi bize Antep usulü katmer yapacaksın, doğru mu? Hemen yapalım. Hadi başlayalım. Şimdi öncelikle hamurdan başlayalım. Hamuru nasıl yapıyorsunuz? Yani diğer hamurlardan farkı ne? Yağlı yağlı duruyor ama. Hamurun içerisine sadece su ve tuz koyuyoruz. Yağ yok yani. Yağ yok. Yağ sadece yüzeyine sürtüyoruz ki katlanma esnasında örneğin şöyle yapışmaması için. Evet. Mermere ya da kendi içerisinde bir yapışmasını önlemek adına. Bunun bir bekleme süresi de vardır sanırım. Tabii kısmi olarak birkaç saat bir dinlenmesi gerekiyor içinde maya olmadığı için. Mayasız bir hamur. Mayasız bir hamur evet. Unda bir farklılık var mı? Normal kullandığımız ekmek hamurları gibi mi bu? Bu yok, bu biraz daha özlü bir un. Özlü un olduğu için de kendini bırakmıyor biraz yani daha. Özlüden kasıt ne? Hani bir marka mıdır? Bir farklı bir çeşit mi var? Kendi içerisinde biraz daha güçlü, kaliteli buğdaydan yapılıyor. Ha, kaliteli buğdaydan yapılıyor. Onun kaliteli buğdayın adı ne peki? Yani soranlar için söyleyelim. Soranlar için normalde Karadeniz unu ama markası Texin marka. Texin marka, bir buğday. Evet. Buğday unu. Şöyle güzel katladın. Şimdi ne geliyor? Fıstığımız. Fıstığımız geliyor. Bu fıstığımızın çeşidi ne peki? Kullandığınız fıstığın? Bu kuşbokunun bir alt modeli öyle söyleyeyim. En iyisi kuşboku değil mi bu olayda? Aynen evet. Vallahi bolca da fıstık attın. Evet.
Şimdi kendi yaptığımız karışım kaymağımız var, onu atacağız. Tamam. Antep'te en güzel kahvaltıları ben bununla yapardım öğrenci evindeyken. Bir tane sınıf arkadaşımız vardı, Halil diye. Halil özel bir yerden getirdi bunu bizim için. Bülent de öyle. Bülent ve Halil arkadaşlarım. Onlar gider alıp getirirlerdi kahvaltıya. O gün bizim için mutluluk demekti. Şekerimizi atıyoruz. Bildiğimiz toz şeker atıyorsunuz. Evet. Bu mudur? Katlıyor muyuz geri? Katlayıp fırına atacağız. Evet. Malzeme bu yani. Kaymak, fıstık ve şeker. Aynen öyle. Tamamdır. Malzeme hazır. Aynen öyle. Hadi fırına gönderelim. Gönderiyorsun. Evet. Fırınımız normalde taş fırın olması lazım ama İstanbul şartlarında tam, doğal tam, gaz. Tam onu söyleyecektim. Alevli. Hadi bir gelsin bakalım. Katmer, Antep'teki en sevdiğim tatlılardan bir tanesi. Baklavadan sonra. Aslında baklavadan daha fazla sevdiğimi söyleyebilirim. Özellikle kahvaltılarda efsane oluyor. Şöyle bir sunumu var bunun. 3 tane süt koydular yanında. Bu demek oluyor ki yanımda 2 kişi daha bunu yiyecek. Tek başıma gömmüyorum yani. Bakalım tadı da Antep'teki gibi mi? Şöyle ortadan alayım değil mi? Şöyle bir tat diyeceğiz şimdi. Bunun lezzetsiz olma şansı var mı zaten? Tabii ki yok. Usta uyardı sıcaktır diye korkuyorum. Katmer tam istediğim gibi gün gelen turuna devam edebiliyor muyum? Göreceğiz. Afiyet olsun. Nedir borcum? 20 lira. 20 liramızı da verelim. Şöyle 15-20. Teşekkür ederiz. Tamam. Eline sağ olun. Görüşmek üzere. Eyvallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ve Güngören'deki turumuzun sonuna geldik. Bakalım cebimizde ne kadar para kaldı 50 liradan. Güngören'deki turumuzu artık yavaş yavaş sonlandırıyoruz. Zira paramız bitti. 14 lira Çetin Usta'da ödedik. Bir 12 lira kebap, 2 lira ayrandı. Sonra oradan çıktık. Lahmacunu yedik 7 liraya. Yaptı sana 21 lira. Sonra oradan çıktık. Nohut dürümcüye geçtik. Nohut dürüm yedik 6 liraya. 27 lira oldu. Sonra en son katmerciye geldik. Katmercide 20 lira ödedik. 47 lira kaldı cebimizde de 3 lira. 3 liramız var. 3 liraya artık burada bir şey yiyemeyiz. Zira zaten o kadar çok şey yedim ki şu 2-3 saat içerisinde yemeyeyim de. Görende sadece bunlar mı yenir? Tabii ki hayır. Mesela uğradığım lahmacuncuda çok güzel tavalar vardı 28 liraya. Kebapçılar zaten kebapta 12 lira. Diğer çeşitleri de. Baklava yiyebileceğiniz yerler var. Antep usulü baharat alabileceğiniz yerler var. İşte arkamda gördüğünüz Cezayir Ocakbaşı'nda yiyeceğiniz şeyler var ama ortalama fiyatları bu civarlarda. Yani 20, en pahalı şey herhalde burada 28 lira. Burada neler yiyeceğinize dair bir Güngören'de ne yenir videom var, ona bakabilirsiniz. Videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.